Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkeme nüfusunun çoğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının Ekim ayında karara bağlanana kadar kısmen uygulanabileceğini hükmetti. Başkan Donald Trump mahkemenin kararını ulusal güvenlik için bir zafer olarak tanımladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği yasağın mevcut haliyle etkili olamayacağı görüşünde. The implication on the ground is actually not. Aslında sahadaki uygulama o kadar sert değil. Edindiğim ilk izlenim yasağın bu kısıtlanmış halinden etkilenenlerin sayısı daha az olacak. Who will be affected by this narrow version of the ban is much smaller. Diğer yandan bunu hükümetin bir zaferi olarak sunmak da son derece yanlış. Öncelikle Başkan Trump bu yasağı koyarken İslam'ın bizden nefret ettiğini düşünerek yaptı bunu. Birleşik Devletler'de Müslümanlarla sorunumuz varmış gibi Müslüman göçmenlerin ülkeye girişini engellemek istedi. İşte bu anayasamızla temelde uyumsuz bir yaklaşım. Fundamentally incompatible with our constitution. Ülke çapında protesto gösterilerine yol açan ve yargı engeline takılan kararname Mart ayında değiştirilmiş Irak vatandaşlarıyla yeşil kart sahipleri yasa kapsamından çıkarılmıştı.